Merhaba, sağlıklı, mutlu, huzurlu olduğunu ümit ediyorum. Konumuz dua. Efendim kaç yaşında ve kim olursan ol aslında bütün hikayen duandan ibaret. Bunu biliyor musun? Yani varoluşunun anlamlı olduğu tek yer dua. Çünkü kalbinin dua ve muhabbet üzere kalmasıdır hayata gönderiliş gayen. Dua, hoyrat günlerin hırçınlığına terk ettiğin hayatını tazeler, sana unuttuğun seni hatırlatır. Hayatın sana kötü davrandığı, en umutsuz, en kırılgan ve hatta kalbinin tamamen paramparça olduğu anlarında kutsal bir sığınaktır dua. Kahreden hayat kavgaları içinde debelenip kendi uçurumlarına düştüğün vakitlerde dua tutar elinden ve o girdaptan çeker alır seni. Zaman zaman çıkışsızlığın sarstıkça, sarstığı ruhunu açan ve sarılacak yaralarını saran ilaçtır şifadır dua. Seni kendini unutmaya alışmakta olduğun bir faniliğin içindeyken, duan için bahane sınavlar açıp silkeleyen nefsinin esaretinden kurtulmanı ve senin sana geri verilmeni sağlayan çözümdür dua. Şöyle bir hayatı yaşamak istiyorsan şu varlık sahnesini bir dua olarak bilmelisin bir duada duymalısın. Kendi en iyi versiyonuna ulaşma çaban, vaktinin neyle doldurduğuna, saatlerini neyle geçirdiğine, kalbinin ne için çarptığına, sabahları senin neyin uyandırdığına bağlı bir süreçtir. Şayet bunu anlayabiliyorsan, kendini tanıyorsun demektir. Kendini tanıyorsan Rabbini de tanırsın. Onu seversin, o da seni sever kabiliyetlerini, yeteneklerini, rızkını ondan bilir ve bu düşünceye odaklanırsan Rabbin seni her türlü büyütür, genişletir, çoğaltır. O vakit şu üç şey seni her zaman en iyi sonuca ulaştıracaktır. Bir, yaşadığın sıkıntıların düzeleceğine inanarak dua et. İki, yaşadığın sıkıntıları düzeltebileceğine inanarak mücadele et. Üç, yaşadığın sıkıntıların biteceğine inanarak sabret. Ve bazen arada bir dur. Durup hayattaki durduğun yere ve durumuna bak. Keşke dememek için dur. Kendine bak ve dua et. Yani Allah ile konuş. Zira dua ettiğinde Allah ile konuşmuş oluyoruz. Hayatı ıskalama. Biliyor musun? Hayat bir duadan ibarettir. Yani hayat ince titrek bir çizgidir ama dua ile başlar, dua ile biter. Öyleyse dua bir hayattır. Duayı ıskalamamak lazımdır. Demek ki dua aynasına yönelmelisin. Yönelmelisin ki her yönelişinde duanın seni daha hayırlı bir hayata yükselttiğini göreceksin. Ve Allah nezdinde değerin yükselecek bunu bilesin. Burada bir hatırlatma yapmak isterim. Furkan suresi 77. ayette Hazreti Peygamber'e aleyhisselam hitaben ve aslında bize söylenen ifade şudur. Bismillah. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ya yani Allah'ın yarattığı koskoca evrende milyonlarca galaksiden birinin içinde o kadar gezegenden birinde yaşayan aciz bir insan yaratıcısının her an açık tuttuğu dua kapısını bir kez olsun ona değer verip çalmazsa Yüce Allah ona niçin değer versin diye anlaşılmalı bu ayet öyle değil mi? Dolayısıyla dua bir arzı haldir. Bu aleme arzu hal etmeye geldik, arzı endam etmeye değil. Şimdi aklına şöyle bir cümle düşebilir. E kabul olmadığını düşündüğüm dualarım için ne söyleyeceksin? Hemen söyleyeyim. Duaların bekletilmesi veya kabul edilmemesi muhakkak bir başka duanın kabulüdür kabul olmadığını düşündüğün bu dualarına sakın üzülme. Çünkü senin için hayırlı olanı sonsuz bir çerçeveden seyreden Allah daha iyisi için ol demektedir. O an için bunu sezemiyor olabilirsin fakat sonraları hikmetini anlayıp iyi ki de öyle olmamış diyeceksin ve bu lütuf karşısında şükredeceksin. Bazen yaşadıkların seni mutlu etmese de bunu isyan sebebi yapma. Bil ki bunu değiştirmek de Allah'ın elindedir. Mesela üzülünce, sıkılınca, konuşacak kimse bulamayınca yöneleceğin o kapı sana hep açıktır. Bir çocuğun savunması zanında annesine sarılması gibi güvenle Allah'a yönel. Huzur bulacaksın, bulursun. Bak Bakara suresinde geçen bir ayette Allah bize şöyle söylüyor. Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Ne kadar güzel bir müjde. Ben onlara yakınım. Öyle söylüyor ağlarken gülerken şükrederken bize şah damarımızdan daha yakın bizi her an duyan kim olabilir Bakın bu iletişim çağında bile yalnız kaldığımız anlar olabiliyorken ya da karşımızdakine kendimizi ifade etmekte zorlanırken bizi her halimizle bilen anlayan her derdimizin çözümünü kudret elinde bulunduran Allah'a yönelmek kadar rahatlatan bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. <laughs> Hiç olmazsa gün içinde şu üç kelimeyi sıklıkla söyleyin. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber deyin. İnanın bu sözlerin karşısında hiçbir sıkıntının duramayacağı gibi için dışın daima huzurla dolacaktır şu varlık sahnesinde olan her şey dua ediyor çünkü. Su toprakla buluştuğunda dua ediyor. Toprak tohuma kavuştuğunda dua ediyor. Yuvadaki yavru kuş çığlık çığlığa dua ediyor. Sen eksik kalma. Dolayısıyla rahat ve geniş vakitlerinde yani sıhhatliyken her şeyin mükemmel olduğu zamanlarda Allah'a dua ile kendini takdim et ki sıkıntılı bir zamanında seni lütfi ile görüp gözetsin, yad etsin. Mesela günlük hayatta çok sık kullandığımız inşallah kelimesi var ya, Allah dilerse demektir. Yahut Allah'ın dilediği olur demek. İnançlı olalım ya da olmayalım, inşallah kelimesini hepimiz kullanıyoruz. Bir temenninin içinde Allah kelimesinin geçmesi, onu kimden beklediğimizin en büyük kanıtıdır. Ne yaşarsak yaşayalım, bize onu veren Allah'tır. Bundan şüphemiz olmasın. Demek ki Allah ile insan arasındaki bir bağdır dua. Ve dua etmek insanın yaratılışının bir gereğidir. Dua etmenin başka bir boyutu da şudur. Amerika'da yayınlanan ünlü haber dergisi Newsweek, Kasım 2003 tarihli sayısında Allah ve sağlık, din bir ilaç mı, bilim neden inanmaya başlıyor başlığı altında dinin iyileştirici etkisini kapak konusu yapmış. Newsweek anketine göre insanların %72'si dua ederek hastalıklarından daha çabuk kurtulduklarına, duanın iyileşmeyi hızlandırdığına inanıyor. Amerika'da ve İngiltere'de yapılan bu tip araştırmalar hastalar için dua etmenin hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını tespit etmiş. Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre de dindarlarda depresyon ve stres daha az görülmüş. Chicago'daki Rush Üniversitesi'nde 750 tam 750 hasta üzerinde dua okuyarak gerçekleştirilen anjiyo operasyonları sonucunda kalp hastalarının ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde ölüm oranlarının %30 daha az olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş. Yani sözün özü veya özün sözü kalbimizi deprem gibi sarsan bir duamız varsa hayatımızın akışı değişir. Demek ki dua her zaman bizi en iyi sonuca ulaştırır. Efendim iki seçenek var. Ya duaya yüreğini koyacaksın <laughs> ya duayı yüreğine koyacaksın. Unutmamak lazım ki Elimizde sadece çabamız ve duamız var. Ha bir de şu var. İstemenin en temiz hali sevdiklerin için dua etmen. Buyurulur ki bir kimse yanında bulunmayan başka bir kimse için dua ederse mutlaka melek ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Yani mutlaka hayır dualar et ki hayır ile karşılık bulasın. Şimdi senin için duamı söylüyorum. Allah iyiler ve iyiliklerle karşılaştırsın seni daima ve hayırlar yazsın başına. Amin. Sen de beni duanda unutma olur mu? Hz. Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim konuşmamı. Diyor ki dua belli, duyan belli, gerisi takdir ilahi ve selam.